Merhabalar, For Honor 1v1v1 serisinin Last Standing mi? Neydi bu modun adı? Last Hero Standing modunun yeni bölümündeyiz. Yeni etkinliğimiz geldi. 3'e, yani herkes tek işte, 3 kişi kapışacağız. Çok güzel bir mod, dün canlı yayında oynadım. Acayip keyifliydi. For Honor'ın uzun zaman sonra getirdiği en keyifli modlardan birisi olabilir yani. Ama burada ben tokat yedim. Niye tokat yedim? Bana kilitlendiler bunlar. Güzel. Sal beni ya. Allah Allah. Allah'ım yarabbim. Salmadılar beni. Güzel güzel. Direkt bana odaklandılar. Öyle olsun bakalım. Yani bayağı bir yenilik geldi yeni sezonla birlikte. 8. sezondayız. Oldukça fazla yenilik var diyebilirim. Sezon pass'ler falan var. Güzel şeyler getirilmiş açıkçası. For Honor, Ubisoft çalışmış burada diyebilirim. Yani bazen eleştiriyor ama bazen de takdir etmek lazım yani. Adamların yaptığı işleri de takdir etmemiz lazım bazen. Bunlar bana niye odaklanıyor ya? Güzel. Bak ya. Güzel. Kaç kaç bakalım nereye kadar. Güzel. Vuracağım bunu. Güzel. İşte bu kadar. Bana odaklanmayı bırakırlarsa süper olacak. yani işte bazen de takdir etmek lazım For Honor'a. Güzel işler çıkarmışlar. Yeni bir... Ne oluyor? Pil zayıf. Tamam. Bazen güzel işler çıkarıyorlar. Son zamanlarda... Ya bence For Honor'ın getirdiği en iyi etkinliklerden birisi olabilir. 4'e 4 arena vardı. O da bayağı güzel ve keyifli bir moddu. Etkinlikti. Ama bu ayrı ve çok süper ya. Çok keyifli oynaması açıkçası. Düello'yu bir üst seviyeye taşımışlar diyebilirim yani. Güzel. Vurun birbirinize de ben de size vurayım arada işte. Güzel. Tamam. Burada ben kazanacağım büyük ihtimalle de. Güzel. Vurmayacak onu. Ha güzel. Yanlış hamle bence. Ya da doğru hamle mi acaba? Güzel. Bu roundu da kazanmış oldum. Fena değildi bence ya. Mod gerçekten çok keyifli. Yani uzun bir süre bunu oynarım ben modu. Yani videolarını falan sürekli çekerim. 20 günlük bir etkinlik aklınızda bulunsun. Sadece 20 gün boyunca etkin olacak. Umarım daha sonra tekrar yani kalıcı olarak getirirler de oynarız yani. Onun bana vurmaması güzeldi açıkçası. Tamam yine bana odaklandı bunlar. Güzel öldürün bakalım hazır öldürebiliyorken. Burada Raider'ın kazanması benim işime gelir. Umarım Raider kazanır. Kazanamayacak bence de hadi bakalım. Güzel. Hadi Raider. Yapabilirsin. Vur iki tane. Süper. Yanlış oynadı orada Griffon. Ama kazanamadım. Yani Raider kazansaydı benim işime gelirdi. Şimdi Griffon'a yüklenmem lazım. Çünkü kazanırsa o kazanmış oluyor. 3 roundu kazanan oyunu da kazanmış oluyor. Bak direkt bana kilitlenecekler mi? Ne yapacaklar acaba? İyi herkes birbirini kesiyor şu an. Bak Raider'ı gördün mü? Griffon'u da gördüm. İkisi de bana kilitlendiler. Kendimi bir av gibi hissediyorum ama onlara gerçek avın ve avcının kim olduğunu göstermem lazım. Güzel. Vuracağım bunu. Tamam. Bu
Bu aradan çıkmam lazım benim. Kaçma, gel buraya ya. Güzel. Bana vurursa süper olur. Tamam, al onu sen. Ben de sana vuracağım şimdi. Güzel. Akıllıca oynamak lazım. Güzel. Böylece kazanan ben oldum. 80 reputation'a kadar çıkarabiliyoruz artık karakterleri bu arada. Aramuşa'yı 80 yapacağım. Güzeldi bence, fena değildi. Last Hero Standing'in ilk bölümünde, ilk maçında kazanan Kedi Bey oluyor. Fena değildi gerçekten, güzel mod ya. Biraz orada taktik yaptım. Siz de yapın derim yani. Öyle bodoslama dalmaya gerek yok diye düşünüyorum. Last Hero Standing modunun ikinci maçındayız. Buna da Last Hero Standing diyorum da işte şey ya. En son ayakta kalan modu diyeceğim bundan sonra. En son ayakta kalan modunun ikinci maçındayız. Bu sefer karşımda Griffon ve Warden var. Bense Lawbringer aldım. Griffon 70 reputation'da. Warden da güçlü görünüyor. Bakalım, göreceğiz. Kim kazanacak? Birazdan belli olur. Lawbringer'da çok iyi değilimdir ama bence Piper Armor'ı iyi kullanırsam bir şeyler yapabilirim burada bloklanamaz saldırımla birlikte. Onu nasıl vurdu o ya? Yemedi. Güzel. Tamam. Ona vurmasına izin vereceğim burada. Güzel. Şu an avantajlı durumda benim. Onu indirmesine izin veriyorum. Ben. Güzel. Vuracağım, vuramadım. İptal etmedi. Çok iyi. Güzel. Boşa guard break sallaması benim avantajım oldu tabii, yoksa kaybediyordum gerçekten. Hatalı oynadı Warden burada. Griffonsa bir tık arada kaldı. Biraz ona kitlenmiş olabiliriz ama bence doğru seçim burada Griffon'a kitlenmek olacak. Yoksa sıkıntı çıkarabilir yani. Ama şimdi bana kitleneceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü bir roundu ben aldım. Tamam. Güzel. Yemedi. Tamam. Güzel. Griffon'a vurdum ama ben de dayak yedim burada bayağı. Yemedim. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Burada öleceğim ben ama. Güzel. Tamam. Warden bana çok odaklandı burada. Yani Griffon'a odaklanması lazımdı bir tık. Yanlış tercih yaptı bence. Salsaydı randu bana mis gibi. Kurtulacak. Şimdi uğraş dur Griffon'la. Ya birader şaka mısın ya? Lan sal beni artık be. İlla vuralım mı yani kafana? Güzel. Belirledi beni. Yemedi. Güzel, guard break. Ağır saldırı revenge'ini açtı burada. Revenge'i varken vurmayacağım çok fazla. Ama revenge'i gitmeyecek ki. Tamam, güzel. Bana odaklansın, sıkıntı yok. Güzel. Yemiyorum saldırı falan. Warden kaçak oynama Warden. Şu an bana odaklanırlar diye düşünüyorum. Çünkü canım yok fazla. Burada dayak yiyeceğim ben de, hadi bakalım. Warden'a salacağım Griffon'u ya. Güzel, öldüm ben. Warden alabilecek mi? Aldı. Güzel, şu an hepimiz bir olduk. Hadi bakalım. Zorlu bir maç olacağı benziyor da. Hadi bakalım ya. Gerçekten keyifli mod. Harbi keyifli. Uzun zamandır Forerunner'ı oynarken yani bu kadar keyif almamıştım. Sal beni Warden artık. Şuna odaklan ya. Hayır, odaklanacaksan tam odaklan. Güzel. Yemedim. Yine yemedim. Aa, bunu yedim ama.
Peki. Tamam. Warden'a odaklanmam lazım şu an. Can avantajı onda olduğu için. Güzel. Burada dikkat etmem gerekiyor. Öleceğim ben yoksa. Güzel. Guard break işte bu kadar. Bu roundu da ben aldım. Ver kelleni. Fena değildi. Fuh. Avantaj bende şu an. Eğer dikkatli oynarsam kazanabilirim. Dikkatli oynamam lazım o yüzden. Mantıklı olması için. Yani gidip saçma sapan hareketler yapmamam gerekiyor. Benden beklenen şekilde. Gel bakalım. Burada şöyle bir şey yapacağım. Güzel. Ha, hasar yedim. Güzel feriledi. Ama Warden beni kurtardı burada. Güzel. Tamam. Güzel. Güzel. Hafif saldırı perilemişti orada aslında. Yemedim bunu. Güzel. Sal beni be. Vay 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 vay. Çöktüler tepeme. Tek bir yanlış hamleme bakıyormuş demek ki. O kadar dedim dikkatli oyna diye yani. Bakalım 7. randa gidecek mi? Grifo'nun kazanması lazım 7. randa gitmesi için. Ama ben kazanırsam bitiririm. Sal işte vurayım adama da. Yemedi. Güzel. İyi periledim burada. Bence açılacak vurursam. Ha, Warden'dan hasar yememem lazım. Kazanacaksa Griffon kazansın. Warden kazanmasın şu an. Öldüm ben. Şu an Griffon'un kazanması lazım. Hadi Griffon yapabilirsin. Kazanabilirsin. Güzel kazandı. Aa kazanamadı. Ya oğlum. Şaka mısın ya? Güzel oynamıştım. Burada şey biraz zayıf kaldı benim için. Lawbringer. Daha farklı bir karakter seçebilirdim. Neyse güzel keyifliydi ama ya. Bence. Orada yanlış oynadım işte. Üçüncü maçtayız. Bu sefer Berserker aldım. Karşımdaysa bir Warden bir de Novishi var. Güzel. 70 reputation'a. Hadi bakalım nasıl oynayacaksın görelim. Deflektlerimi iyi kullanırsam alırım. Kullanamazsam alamam. Hyper Armor'ımı iyi kullanırsam alırım. Kullanamazsam alamam. Ya burada avantaj bende bence. Berserker bayağı güçlü çünkü. Yani şuna bak. Güzel. Beni periledi ama. Güzel. İptal ettim. Dikkatli olmam lazım burada. Biraz çakallık yapıyorum. İptal, guard break yemedi. Hadi be, güzel oynadı Warden. Beklemiyordum bunu. Neyi yanlış yaptık? Bir tık fazla hasar yedim. Bir tane beleş hasar yedim Nobushi'den. Ağır saldırı. Bunu yememem lazım. Çok fazla kenara kaçılma yapmasam daha iyi olur benim adıma. Hyper Armor'ı kullanarak oynasam zaten kazanırım bence. Güzel. Tamam. Güzel. Yemedim. Zon. Hafif saldırı, ağır saldırı iptal. Hafif saldırı yemedi. Tamam. Güzel.
Güzel. Zar zor kazandım ha. Orada bence Ward'ın yanlış oynadı. Benim kaybetmem lazımdı burada bence. Ward'ın bir tık yanlış oynadı diye düşünüyorum. Ama bu beni bağlamaz tabii ki de. Ben zaferime bakarım. Şimdi gel bakalım Ward'ın. Salma bu şeyi ya. Tamam. Orada Ward'ına vurmak lazım bir tık. Yemedim. Güzel. Canları azaldı. Burada avantaj bende artık. Yani olacağı buydu. Yanlış oynadılar. Avantajı bana verdiler adeta. Benim işime gelir. Yani Berserker burada bayağı güçlü olabiliyor ya. Hyper Armor'ı Berserker'in bozuk olduğu için. Yani bir sana vursalar da çok kafana takmana gerek kalmıyor yani. Şu an bana odaklanmaları lazım bu arada. Güzel. Yemedim. Güzel. İptal. Guard break attım. Duvara vurdum. Sen ona vur, ben de sana vurayım. Güzel. Tamam. Yemedim. Guard break. Ya hocam dur ya. Ne oldu, çevireceğim mi sandın yani? Neyse kazandım. Kolay bir maç oldu ya. Beklemiyordum bu kadar kolay olmasını açıkçası. Yanlış oynadılar. Bana odaklanmaları lazımdı. Odaklanmayınca rahat bir şekilde kazandım.